Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul kanalından herkese sevgiler, saygılar. 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları senaryo 1'e göre hazırlanan sorularla bakalım. Bu senaryomuzda arkadaşlar buradaki ilgili kazanımlara ilgili toplam 5 tane sorumuz bulunmakta. Buradaki 5 sorunun 4 tanesi basit düzeyde, bir tanesi karmaşık düzeydeki bir sorumuzdur. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soru, Mustafa Kemal Paşa'nın tekalifi milli emirlerini çıkarma nedeni ve bu emirlerin çıkarılmasının büyük taarruz etkisini açıklayalım. Tekalifi milli emirleri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve orduyu savaşa hazır hale getirmek için Mustafa Kemal tarafından çıkartılmıştır. Tekalifi milli emirleri ilk olarak Sakarya Meydan Savaşı öncesinde uygulanmış. Daha sonra ise büyük taarruz öncesinde tekrar uygulanarak ordu taarruza hazır hale getirilmiştir. Bu emirler hem Sakarya Meydan Savaşı'nın hem de büyük taarruzun kazanılmasında etkili olmuştur. İkinci soru, medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur. Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapmıştır? Yazalım. Evet burada arkadaşlar inkılapçılık. İnkılapçılıkla ilgili olan ise medeniyet, yenileşme, ilerleme, gelişme kavramları olduğu için arkadaşlar inkılapçılıkla ilgilidir. Üçüncü soru. Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarını yazalım. 623 yıllık Osmanlı Devleti'nin kesin olarak sona ermiştir. İtilaf devletlerinin Lozan'da ikilik çıkarma planları bozulmuştur. Laikliğe geçişte ilk adım atılmıştır. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi alanda gerçekleştirdiği ilk büyük inkılaptır. Milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Cumhuriyet yönetimine geçiş hızlanmıştır. Dördüncü soru, Türkiye uluslararası ölçü ve tartı birimlerinin kabulüyle neleri amaçlamıştır? Yazınız. Ülke içindeki ticari uygulamalarda birlik sağlamak, batılı Avrupalı devletler olan ekonomik ilişkilerde kolaylık ve bilgi sağlamak. Beşinci soru, Türkiye İktisat Kongresi'nin milli ekonomi anlayışı doğrultusunda önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bazıları şunlardır. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmelidir. Türkiye İktisat Kongresi'nde bu kararların alınmasının amaçlarını yazalım. Dışarıya bağımlılığı önlemek, yerli ve milli bir sanayi kurmak, kendi kaynaklarımızdan yararlanmak, milli bir ekonomi kurmak, ithalatı azaltmak. İkinci sınırımıza geçelim arkadaşlar. İkinci sınırımızda buradaki kazanımlara ilgili toplam 7 tane sorumuz bulunmakta. Bu 7 tane sorumuz arkadaşlar basit düzeydeki kazanımları içeren sorular olmak. Geçelim birinci soru. 30 Ağustos günü Dumlupınar'da yapılan savaşı Mustafa Kemal Paşa yönetti. Tarihe Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla geçen bu savaşta Türk ordusu Yunan ordusuna büyük bir bozguna uğrattı. Ardından da Mustafa Kemal Paşa meşhur tarihi emri verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Mustafa Kemal Paşa'nın bu emriyle niye amaçlamıştır yazınız. Mustafa Kemal bu emirle başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu'da işgal altında olan bütün yerlerin işgalden kurtarılmasını ve düşmanın kesin olarak Anadolu'dan atılmasını amaçlamıştır. İkinci soru, Lozan Konferansı'nda alınan kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır kararının Türkiye açısından önemini açıklayalım. Kapitülasyonların kaldırılması ile Türk milleti kendisini yüzyıllarca ekonomik ve siyasi olarak geri bırakan sınırlamalardan kurtulmuş, ekonomik bağımsızlığını kazanmıştır. Ekonomik bağımlılıktan kurtulmuş, tam bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Üçüncü soru, milliyetçilik ilkesi siyasi ve kültürel birliğe, ideal birliğine dayanan bir toplum yapısını ortaya çıkarır. Bu durum toplumda milli kültürün geliştirilmesi için dil, tarih ve benzeri alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmasını ve kurumlar oluşturulmasını öngörür. Atatürk döneminde milli kültürün geliştirilmesi için oluşturulan kurumlardan ikisini
yazalım. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu. Dördüncü sorumuz, saltanatın kaldırılmasının sonuçlarını yazalım. Evet, bu sorumuz arkadaşlar birinci sorumuzda da vardı. Aynı şekilde cevaplandırdık arkadaşlar. Onun için beşinci soru, Türk Medeni Kanunu ile tek eşli evlilik kabul edildi. Evliliğe yaş sınırı ve resmi nikah sorunu getirildi. Evlenmede kadının rızasının alınması zorunlu hale getirildi. Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması sağlandı. Mahkemelerde kadın ve erkeğin şahitliği eşit sayıldı. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanındı. Kadınlara boşanma hakkı verilerek erkeklerle eşit hale getirildi. Buna göre Türk Medeni Kanunu'nun toplumsal hayata etkileriyle ilgili çıkarımlarımızı yazalım. Evlilik devlet güvencesinin altına alınmıştır. Mirasta eşitlik ilkesi esas alınmıştır. Mahkemelerde kadınların erkeklere eşit muamele görmeleri sağlanmıştır. Kadınlara istedikleri mesleğe girme ve istedikleri işte çalışma hakkı sağlanmıştır. Boşanma hakkı sadece erkeğe değil kadına da tanınmıştır. Kadınlar sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda erkeklere eşit haklara sahip olmuştur. Altıncı soru, Tevhidi Teftisat Kanunu 3 Mart 1924 çıkarılma nedenlerini yazalım. Eğitim öğretimde birliği sağlamak, eğitim kurumlarını tek çatı altında toplamak, kültür farklılıklarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak, yabancı okulları denetim altına almak, eğitimi çağdaş ve bilimsel hale getirmek. Yedinci ve son sorumuz, Türkiye İktisat Kongresi'nde bu kararların alınmasının amaçlarını yazalım. Türkiye İktisat Kongresi'nde milli ekonomi anlayışı doğrultusunda önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bazıları şunlardır. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Türk vatandaşları yerli malı kullanımına teşvik edilmelidir. Buradaki amaçlar arkadaşlar dışarıya bağımlılığı önlemek, yerli ve milli bir sanayi kurmak, kendi kaynaklarımızdan yararlanmak, milli bir ekonomi kurmak, ithalatı azaltmak. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.